Arapça ve Farsça kelimelerini atlaya atlaya gözden geçirdiğim birkaç tarih kitabıyla Tütiname, Binbir Gece, Ebu Ali Sina hikayeleri gibi eserlerden ibarettir. Daha sonraki zamanlarda enstitümüz kurulmadan evvel işsizlikten evde çocukların mektep kitaplarına zaman zaman göz attığım gibi bazen bütün günümü geçirdiğim Edirne Kapı veya Şehzadebaşı kahvelerinde gazeteleri hatme mecbur kaldığım zamanlarda ufak tefek tefrika parçaları ve makaleleri de okudum. Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Geçmiş gazete projesini yaparken fark ettiğim şeylerden bir tanesiydi. Türkiye 5-10 yılda bir kendi ruhunu değiştiriyor. Bazı dönemlerde geliştiriyor, bazı dönemlerde de değiştiriyor. Ve biz o 5-10 yılları geçtiğimizde, onları yaşasak bile onun duygusunu, ruhunu, matematiğini, geriye dönüp planlamasını anlayamıyoruz. Türkiye'yi anlamak diye bir şey bazen ihtiyaç duyduğumuz bir şey oluyor. Yani yaşadığımız dünyayı da anlamak, yaşadığımız dünyaya gelen kodları, gelen hikayelerin derinliklerini, ilk çıkış noktalarını, nasıl oluştuğunu, hangi çatışmalarla türediğini, şimdiye kadar nasıl dönüştüğünü fark etmek, aynı zamanda yaptığımız işleri, ürettiğimiz bilgiyi, kendi olduğumuz niteliği belirleyen unsurlardan bir tanesiymiş gibi görünüyor. Türkiye'yi anlamakla alakalı çabaladığımızda da benim en derinine indiğimde fark ettiğim iki tane temel başlık var. Bunlardan bir tanesi hala bizim kodlarımızın içerisinde, hikayelerimizin içerisinde net bir şekilde göçebe kültürünün etkisi var. İkincisi bitmez, tükenmez şekilde bir doğu-batı çatışması hikayesi. Bugün size aktarmak istediğim kitap tam olarak bu konuyu ele alıyor. Saatlere Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar. Ya nasıl oluyorsa, yani bu kitap 1960 yılında yazılmış. 60 yılından bu yana kadar o hikayenin ana kurgusu, o doğu batı çatışması, sentezini bulma çalışması, işte o birbirlerini iteleyen hal hala aynı dokuyla, aynı hikaye kalıplarıyla, aynı varlığıyla devam ettiriyor. Bu kitabı okuyunca, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okuyunca birazcık o Farsça ve Arapçanın hafif etkisini, 1960'lı yıllardaki etkisini çıkarttığımızda gayet modern ve bugüne ait bir romanla karşılaşıyorsun. Bu da bize şunu hissettiriyor ki Ahmet Hamdi Tanpınar evrensel bir metin yazmış, evrensel bir kurgu oluşturmayı başarmış. Aslında bir tür kara mizah. Şaşırtıcıdır şeyde. Gerçekten arka tarafta yaptığı kara mizah. Ve doğuyla batıyı birbirleriyle karşılaştırırken ya da çatıştırırken kendi içerisinde çok temel bir metaforu kullanmış. Benim bayıldığım metaforlardan bir tanesi zaman kavramını kullanmış, saatleri kullanmış. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kendi çocukluğunun saat ustasıyla daha sonrasında işte ideal aldığı modern dünyanın o hafif pazarlamacı ve işte kıvrak zekalı büyücü gibi cebinde hikayeler taşıyan adamı arasında kalan, iki usta arasında kalan bir kahramanın öyküsünü, çok sıklıkla şanssızlıklarla hayatı geçmiş bir kahramanın öyküsünü zamanı sorgulayarak ve modern dünyanın getirileriyle eski dünya arasındaki hikayeci tarafı sorgulayarak geçirdiği bir süreci bize gerçekten çok lezzetli bir kurgunun içerisinde anlatıyor. Şu doğu-batı hikayesi doğru anlatamadığımız, kendi içimizde de doğru yaşayamadığımızı düşündüğüm ana kalıplardan bir tanesi. Biz galiba coğrafi olarak da hani dünyada sırtını okyanusa vermiş iki tarafla, doğuyla ve batıyla karşılaştığımızda galiba coğrafi olarak da tam ortasında bir yerde kaldığımız için doğuyla batının ikisinden de o göç yolu olma hikayesi, üzerinden geçiliyor olma hikayesi, ikisinden de bolca nasibini almış ülkelerden bir tanesiyiz ve bu büyük ve acayip bir fırsat ve bu kendi içinde öyle tuhaf bir karmaşayla kaosa neden oluyor ki mesela şöyle şeyler oluyor bir şeyde. Doğuyla batı derken mesela doğu dediğimiz şey artık farkında olmadan batının oryantalist ya da postkolonyalist bakış açısıyla oluşturulmuş doğuyu tarif ederken buluyoruz kendimizi. O yüzden doğuyla batı arasındaki çatışma ve biz doğuluyuz arkadaş derken bile farkında olmadan batının doğuyla ilgili yaptığı tarifin içerisindeki doğudan yola çıkarak yapıyoruz. Bu da çoğunlukla aklımıza zihinsel olarak işte eğitimsiz, sağlıklı düşünmeyen, duygusal olarak kendini doğru güdülerle yönlendirmeyen bir insan fotoğrafıymış gibi gösteriyor. Kesinlikle orijinalin böyle olmadığını düşünüyorum. Zaten orijinali böyle olmadığı için hala güçlü kalabiliyor kendi içerisinde. Yani evet, bir taraftan baktığında çocuk ölümlerini batıcıl bir ekonomi çözebiliyor, batıcıl bir bilim çözebiliyor, batıcıl bir yaşam sistemi çözebiliyor.
Ya da işte eğitim dediğin sistemi, tüm ülkeye yayılmış halini, ulus devlet bakış açısının vatandaşa dönüşen formüllerini batıcıl bir sistem çözebiliyor. Ya da ekonominin daha dengeli ve eşit, adil bir şekilde toplumsal yansımasını batıcıl sistemler çözüm oluşturabiliyormuş gibi görünüyor. Ama virgül işin içerisine giriyorsun. Birdenbire o sistemlerin içerisindeki yalnız insana dönüştüğün andan itibaren oluşan depresyonu mesela, oluşan yalnızlık hissini mesela doğucu sistemlerin içerisinde ararken buluyoruz kendimizi. Yani geriye dönüp baktığımızda o batının tarif ettiği doğuyla ilgili değil, kendi içimizdeki, kendi doğumuzla, yani kendi içimizdeki ruhumuzdaki doğuyla ilaç olmaya çalışıyoruz kendi yalnızlığımıza ya da depresyonlarımıza ya da o sistemle karşılaştığımızdaki o büyük sistemin içerisindeki küçük adam olma duygusuna doğu tarafımızdan, doğu zihnimizden bakarak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu fotoğraf hep çatışma matematiği üzerinden kurulmuş. Bu fotoğrafın çatışma matematiği üzerinden kurulmuş olması da bizi devamlı, yani bir öteki kavramına doğru itiyor. Bu ötekileştirmeyle alakalı kullandığımız matematiğin zemininde aslında bu iki yapının çok belirgin bir şekilde yattığını düşünüyorum. Hadi bir tarafın seküler olduğunu, bir tarafın da biraz muhafazakar olduğunu düşünelim. Bu iki tarafın kendi içerisinde alta doğru indiğinde aslında birbirlerini doğu batı unsurlarıyla itelediklerini fark ediyoruz. Bu dezavantajmış gibi görünen şeyi Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün içerisinde muhteşem dengeli kullanmış. Çok sembolik bir dilde kullanmış. Yani yukarıdan sembolizmi tatlı tatlı yerleştirerek kullanmış. İşte Osmanlı ile sembolik halde kendi eski saat ustasını, saat tamir ustasını birleştirmiş, iç içe getirmiş. İşte Batı ile karşılaştığı yerler, mesela psikoloğa gitmek zorunda kalıyor bir dönem, delilikle alakalı sınırlara, çizgilere geldiği için. İşte o psikologla karşılaştığı yerdeki psikoloğun ona zaruri olarak belli rüyaları görmeyle ilgili yönlendirmesi var mesela. O hani Batı'nın bize İşte henüz olmamış, projelendirilmemiş projelere gitmeyle alakalı zorla rüyalarımıza girme çalışmasını öyle sembolize etmiş. Sonra meşhur bir Halit Ayarcı var. Halit Ayarcı ile beraber bunu, saatler konusundaki bilgisini bir enstitüye dönüştürecek çalışmalar yapıyorlar. Tüm Türkiye'nin saatlerini belli bir ayarda tutabilme ile alakalı kocaman bir devlet kurumu üzerine çalıştıkları bir enstitü, bir altyapı. Onun ironisi, onun kara mizahı ile beraber aslında ne kadar boş beleş bir süreçle meşgul olduğumuzu ama bu boş beleş sürecinde aslında bize ne kadar iyi geldiği ile alakalı çatışmaları kurmuş 1960'lı yıllarda. Bu kitap neden okunur ya da neden fark edilir? İçerisinde bize ne sağlar? Bir kere hala şu andaki kodlarımızda, 2021 yılı Türkiye'sindeki kodlarımızda olan o doğu-batı karışımının, sentezinin, daha özünde dürüstçe söylemek gerekirse çatışmasının orijinal halini yakalamak için okunur bir kere kafadan. Kurgusal olarak muhteşem zeminde bir kitap. Gerçekten hani okuması çok eğlenceli ve en önemlisi, çok sevdiğim şeylerden bir tanesi, Doğu kültürüyle ilgili tarifin şimdi bizim yaşadığımız postkolonyalist baskılarla değil, 1960'lı yıllarda daha safiyane halde, daha hatırlanan öykülerde, 1960'lı yıllarda Osmanlı'nın kendi gelenek ve kültürü daha hatırlanır öykülerin içerisinde olduğu için daha lezzetli bir öykü grubuyla karşımıza çıkıyor. Yani o Osmanlı'daki öyküsünü, o bizim o fantastik başka bir zihinle hayata bakan, başka bir çözümleyici tavırla hayata bakan öyküyü kitapların içerisinde yer aldırmış. Mesela bunu iyi yapanlardan bir tanesi de İhsan Oktay Anar'dır. Puslu Kıtalar Atlası harika örneklerden bir tanesi. Belki bu programların içerisinde ona da bir tane yer veririz. Diline aldanmazsanız eğer, dilinin üzerindeki anlattığı evrensel kalıba geçerseniz, birdenbire hepimizin kodlarında olan, hepimizin zihnindeki hikaye alıntılarının içerisinde olan bir öyküye direkt gönderme yapan ve temiz bir yerden gönderme yapan bir başka hikaye tipiyle karşılaşacağız. Zaman kavramının doğu ve batı kültürleri içerisindeki karşılıklarıyla da alakalı çok güzel bir metafora gönderme yapıyor. Gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Zaman tüm doğu kültürlerinin içerisinde daha akışkan ve daha geniş algıyla algılanan bir şey. Şöyleymiş gibi geliyor bana. Mesela daha doğu kültüründeyken zaman ya şimdiki zamandır ya geniş zamandır. Yani evrensel olarak bir şeyi anlamaya müsait ve şimdiki zamanı yaşayan insanların zamanıdır. O yüzden yakın gelecek ya da yakın geçmiş ana konuları değildir.
mevsimleri bir şeyin mevsimi, gece kelebeklerinin çok olduğu yaz ayıydı diye ya da işte sıcaklığın bizi hepimizi şöyle şöyle terlettiği bir zamandı diye hatırlanılan zamanlar olarak tutuyor zihninde. Ya geniş zaman ya şimdiki zaman. Halbuki Batı kültürünün etkisine geldiğimizde hayatımızı etkileyen belirgin bir şekilde geçmişler ve gelecekler var. Ne şimdiki zamanla uğraşırız ne de geniş zamanın kendisiyle. Geçmişler ve gelecekler olduğunda da ister istemez üstümüzde geride bırakmak, unutmak istediğimiz hatalarımız ve gelecekle ilgili de endişelerimiz yer alır. Halbuki zaman algımızı belki bu dört zamanla beraber tekrar ele alıyor olmak, bütüncül düşünüyor olmak, hem de bu coğrafyada, fırsatı olan bir coğrafyada, ikisini de çok anlamaya müsait kültürlerin üst üste olduğu, katman katman olduğu bir coğrafyada tekrar bu konuya bütüncül bakmak, çatışan ve ötekileşen kavramlarla değil de bütünleşen ve birbiriyle tekrar üretebilir kavramlarla Batı-Doğu ilişkisinin içerisine bakmak çok avantajımız olabilir. Okuyun efendim. Gerçekten hani zihinsel olarak, duygusal olarak hatta eğlenceli olarak geçireceğiniz bir zaman vaat ediyor Ahmet Hamdi Tanpınar.